Devam ediyoruz. Beyaz Futbol devam ediyor. Hashtagimiz Beyaz Futbol'a yaz. Dünya gündeminde bir numaradayız. Şu anda sosyal medyada en çok konuşulan televizyon programı Beyaz Futbol. Hashtagimiz Beyaz Futbol'a yaz. Bizi izlerken fotoğrafınızı çekin. Derbi tahminlerinizi bize yollayın. Sevgili seyirciler, tahminlerinizi, skorlarınızı bekliyoruz fotoğraflarınızla birlikte. Hemen bir röportajlara gidelim. Galatasaraylı futbolcular neler söylemişler? Burak Yılmaz, Selçuk, Emre Çolak. Konuştular. Sevgili Sezgin Gelmez ve Devrim Zengi'ye Duygun Yarsuvat'la özel bir röportajımız var. Devrim Zengi yaptı, birazdan ekranlarınıza getireceğiz ama Burak, Selçuk, Emre var mı? Var. Değil mi? Emre. Var. Emre Çolak var. Bir ekrana getirelim röportajımızı, sonra dönelim. Evet. 3-2'den gelen bir galibiyet var. Neler söylemek istersin? Abi vallahi alışkınız ya. Böyle maçları çok geçirdik. Herkesi tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele etti herkes. Dediğim gibi çok iyi oldu. Çok iyi bir 3 puan oldu. Taraftara çok büyük heyecan yaşattınız yalnız. Evet, biz de yaşadık o heyecanı ama mutlu bittiği için çok mutluyuz. Bir dönüm noktası oldu mu sence bu maç şampiyonluk yolunda? 2 haftadır kazanamıyordu Galatasaray. Bence çok büyük bir dönüm noktası oldu. Bizim için çok da rahatladık. Şimdi yarınki derbiyi bekleyeceğiz. Bizim için çok iyi bir 3 puan oldu. Oradan nasıl bir sonuç bekliyorsun? Vallahi bilmiyorum. Bizim için hangi sayısı yok. Kaptan, devre arasında neler oldu? Abi maçı kazanmamız lazımdı. Onun için mücadele ettik, kazandık sağ olun. Bir dönüm noktası olur mu bu? İnşallah. 2-0'dan gelen bir galibiyet var. Neler söylemek istersin? Abi tabii çok mutluyuz. Çok kazandık. Şampiyonluk yolunda böyle galibiyetler, böyle geri dönüşler daha çok insanı havaya sokuyor. O yüzden çok mutluyuz. Önemli bir dönüm noktası oldu mu senin için? Tabii tabii abi. Tabii. Şampiyonluk yolunda. Burak, bir şey daha soracağım. Sor abi. Sakattın. Belki de büyük bir riske attın kendin. Bunu kimse bilmiyor. Neler söylemek istersin bu konuda? Golün de var. Abi ben... Yani bir fotoğraf. Oynamam gerekiyordu, abi, oynadım abi. Burak Yılmaz'a, Emre'ye ve sevgili Selçuk'a çok teşekkür ediyorum. Neden çok teşekkür ediyorum? Ne fotoğraf çektirmek isteyeni kırıyorlar, ne de sevgili Sezgin Gelmez'i kırıyorlar. Kendilerinden 15-20 yaş büyük bir abilerini mikrofonla görüyorlar ve geri çevirmiyorlar. Sevgili Burak, sevgili Selçuk ve sevgili Emre, çok çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza bir gazeteci olarak. Bu bizim hakkımız olduğu halde artık teşekkür ediyoruz. O haldeyiz ama sizlere çok teşekkür ediyorum. Bazı futbolcular var, mikrofonu elleriyle itiyorlar. Bazı kulüp yöneticileri var, hiçbir yere konuşmayacaksınız diyorlar. Sadece bizim kulüp televizyonumuza konuşacaksınız diyorlar. Ama Burak'la Selçuk hem saha dışındaki adamlıklarını hem saha içerisindeki adamlıklarını her zaman gösteriyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerime. Buyurun Sinan Hocam. Şimdi Ertem, maçı ikiye ayırmak lazım. İlk yarı ve ikinci yarı. İki tane farklı maç. İki tane sanki iki takım sahaya çıkmış öylesine ama antrenörleri yok. Çıkın oynayın demişler bunlara. Sadece 11'leri yazmışlar kendi aralarında. 11'leri yazmışlar ama kenarda kulübelerinde antrenör yokmuş gibi iki tane maç seyrettik. Yani iki bölüm seyrettik. Yani birisi alıyor, atak yapıyor. 8 kişi hücum ediyor. Kalıyorlar. İşte beyazlar bu tarafa hücum ediyor. 8 tane sarılı kırmızılı öteki tarafta, dönmüyorlar falan filan. Tuhaf böyle bir gitti geldili falan bir maç seyrettik. Yani 2-0, 2 tane lakayt, 2 tane futbolcu topluluğu. Ama ikinci yarı 2-0. Antrenörler, Galatasaray. Antrenörler geliyor. İlk devre antrenörler yoktu. İlk devre takımın antrenörleri yoktu. Antrenörler ikinci yarı cezaları affoluyor. Tribünden iniyorlar. Ceza aldılar çünkü. Kasımpaşa'nın da mı ilk yarıda? Tabii onun da öyle. Yoktu. Onu da o da çok açık oynuyor. Zaten o devamlı açık oynuyor. Sinan abi, Kasımpaşa diyorum, Galatasaray ilk yarıda 2-3-5 sistemiyle oynadı. Yani bir ara 5 kişiyle bastırınca, 5 kişiyle atak yapınca Kasımpaşa büyük boşluklar yakaladı. Orta sahadan başladı. Kasımpaşa'nın yani antrenörü hiç yoktu. Saldırılar başladı. İkinci yarı geldi ama ruhu geldi. Hiç yoktu. Abi 2-0 galipsin. Ne yaparsın biliyor musun Ertem? Dersin ki takımına, kapanın, kontrollü oynayalım. Rakip üstümüze gelsin. Yani Brüj'ün yaptığı gibi. Gördün mü o? Brüj'ün antrenörü dersi veriyor. Tabii. Çok kaliteli mi takım var? Hayır. Savaşan, mücadele eden ve rakibin hatasını kovalayan bir Brüj takımı vardı. Evet. Bugün Hamza Hamzoğlu cezası affoldu. Yedek kulübesine geldi. Devre arası soyunma odasına indi. Ne oluyor dedi ya. Bu nasıl ne futbol? Ne oldu Sinan abi? O soyunma odasına bu nasıl futbol dedi kardeşim dedi. Hani 2-0
mağlup gitti Galatasaray soyunma odasına. Ne oldu soyunma odasına? Ne oldu? Bu nasıl futbol kardeşim dedi ya. Böyle futbol mu olur dedi ya. Sadece bu futbol dedi. Top ayaktayken oynanmaz dedi. Top rakipteyken de futbol var dedi. Top rakipteyken de oynayacaksın dedi. Top rakipteyken de kaleni savunacaksın dedi. Ve Galatasaray ne yaptı? Top rakipteyken bir ara bakın bir tek Burak kaldı. Doğru. 9 kişi birden geldi. 2-1'di maç. 9 kişi birden hemen kapandılar. Hemen kapandılar. Böyle bir şey. Çünkü Galatasaray zaten savunması çok iyi değil ki. Alex Telles Allah'a emanet. Sabri. Ve Kasımpaşa hep Telles'in üzerinden gitti. Evet. Sabri ya kardeşim Alex Telles zaten çok yani üst düzey bir oyuncudur. Hakan iyi oynamadı bugün. Yasin aslan gibi. Bak iyi oynamadı. Yasin yetenekli de bir oyuncu. Ayrı dur oraya geleceğim. Yani Galatasaray zaten Şeju falan dörtlüsü Ertem zaten tek hamleli ve geniş alanda oynayamaz. Geniş alanda bu takım oynarsa iki. Kasımpaşa akıllı olsaydı dört yapardı mesela. İlk yarı. Çünkü hep ofansı düşündü. Ama ne yaptı? Bunun yanı sıra da arka tarafta kapandı. Ne oldu? Kasımpaşa takımının bir de kondisyonu da iyi değil. İyi. Savunma yani arkası aman Allah'ım yani. Onun da dörtlüsü feci. Hele işte Veysel'in olduğu tarafı da tam kullandılar. Orayı koridor yaptılar. Veysel bir de gününde değil çok kötüydü. Tam koridor yaptılar. Şimdi ne oldu? Hamza dedi ki bir dakika ya dedi. Böyle futbol mu olur dedi. Daha kontrollü, daha akıllı. Schneider devreye girdi. Müthiş bir oyun organizasyonu. Atakları başlattı. Birebir de Hasan Şaş'ın farklı bir tarzı bir oyuncu. Yani sol ayak, yani solda oynayıp da sağ ayağını iyi kullanan. Hasan Şaş da öyleydi biliyorsun Galatasaray'da. Solda oynayıp da sağ ayağıyla çeken giden. Ve topu giden, çok fazla ayağında tutmayan. Çok hızlı değil. Çok çabuk oynayan. Çok hızlı değil. Çok hızlı değil ama çok rahat adam geçen bir oyuncu Veysel. Evet. Ne yaptı abi? Orayı çok iyi kullandı. O kanat zaten kötüydü. İşte diyorum ya siz Veysel'e falan kızmayın arkadaş. Kasımpaşa'nın teknik direktörüne kızın. Orayı koridor yapan Veysel'i bu kadar oyunda niye tuttu diye. Bunun gerçek yorumu budur. O antrenöre de diyeceksin ki arkadaş gel buraya ya diyeceksin maçtan sonra. Şu maçı bir seyret de bir bak. Bu senin sağ tarafını ne yaptılar hala duruyorsun. Bütün ataklar oradan. Ayrıca bir iki tane de offside oldu yani. Ataklar da doğru. Kesildi. Yani offside falan oldu. Yoksa oradan 4 falan olacak. 4-5 olacak bir anda. Yani oradan alıyor Veysel pıt pıt gidiyor. Tak içeri doğru atıyor zaten. O Donk'la şey Allah'a emanet o bir stoper uzun bir tane stoper var onların ikisi ikili. Allah'a emanet Kasımpaşa'nın göbeği. Onun için bak bunlar iyi futbolcular Ertem ama disiplinsiz. Bak Kasımpaşa takımı ligin en kaliteli 4. 5. takımı. Evet. Futbolcu olarak. Çok iyi yönetilen, tıkır tıkır paraları verilen, harika tesisleri olan ama disiplinsiz bir futbolcu topluluğu var. Dolayısıyla Hamza Hamzoğlu ikinci yarı. Dedi ki bir dakika dedi. Schneider devreye girdi. Oradan Veysel girdi. Burak oyuna girdi. Bir anda oyun değişti. Bir de futbol şansı çok önemlidir. Doğru. Bakın futbolun şansı çok önemlidir. Muslera direkt 3 olsa belki iş zor olacak. Döndürmek maçı çok zor olacak. O pozisyon dönüyor ve gol oluyor. Evet. Maçta. Yani kısacası ikinci yarı başka bir Galatasaray. Ben şampiyon olacağım diyen Galatasaray. İlk yarıda şampiyonluğu kaybetmiş bir Galatasaray vardı Ertem. Hı hı. Bak ilk yarı şampiyonluğu kaybetmiş bir Galatasaray. Yani ligi bitirmiş. Ama ikinci yarı bir dakika dedi ya. Aklına geldi. Biz şampiyon olacağız kardeşim. Evet. Ve lider oldu. Bugün lider oldu. Evet. Dolayısıyla hemen dediler ki kardeşim kendimize gelelim. İşte Selçuk'un golü bilmem ne falan filan. Ama Burak bir an evvel iyileşmeli. Evet. Burak bu takımın nasıl Beşiktaş'ta Gökhan Töre ise, nasıl Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'ysa bu takımda da evet. Burak o kadar önemli. Onun için Galatasaray ikinci yarı şahane futbol oynayarak, müthiş oynayarak, çok iyi bir Schneider. İşte biz Schneider'i gol atmasa da böyle görmek istiyoruz. Bu oyun organizasyonu müthiş oynayarak evet. Ve bir tane daha adam var çok önemli adam. Hamit. Bugün arıyor musun şeyi? Ya Hamit ben arıyor musunuz bugün Melon'un adını anıyoruz mu? Hani ikinci değil üçüncü alıyoruz bahar bugün aslanlar adını. Gibi bak, yani Allah nazardan ya, esirgesin. Keşke Melo'da Hamit. Olsa da Ertem Melo'da olsa da Hamit'i sağa atsan sola atsan yani evet. Hamit'i başka çünkü formda bir Hamit her yere basıyor. Şut atıyor araya giriyor top kazanıyor öne gidiyor çoğalıyor. Birazdan ikinci yarı harika bir
Galatasaray ben şampiyon olacağım diyen Galatasaray, ama ilk yarıdaki Galatasaray sanki şampiyonluğu kaybetmiş bir Galatasaray görüntüsü vardı. Snyder'le Wesley Snyder'den bahsetti Sinan Engin, Hamit'ten bahsetti. Hafta içerisinde Beyaz TV kameraları Flori Metin Oktay tesislerindeydi. Snyder Türkçe'yi öğrenmiş. Birazdan izlerken aman hani ya Snyder niye böyle demiş falan demiyor. Türkçe'yi öğrenmiş. Artık bizden biri olmuş. Biz de top oynarken ağzımızdan bir sürü şey çıkabiliyor. Arkadaşlarımız da onu gördüler. Ama orada daha fazla çiftetelli oynayan, zeybek oynayan bir Snyder gördük. Çok farklı, çok değişik, çok da sempatik geldi. Şey Hamit Altıntop'la beraber. Bizim Timur, Galatasaraylı bir Timur arkadaşım var. Mesaj atmış. Bak çok enteresan Ertem. Abi Kasımpaşa'nın hocası Jan Wouters, Hollanda milli takımında 70 defa milli olmuş. Ajax'da Bayern'de oynamış biri. Evet. Maradona'dan büyük futbolcu yok dünyada. Evet. Timurcuğum, Maradona'dan büyük oyuncu yok. Hacı'den de büyük oyuncu yok. Yani belli Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncu yabancısı ve dünya çapında antrenörleri şey ortada. Pele çok iyi. O aynı. Pele Brezilya'yı 20 kez Maradona var ya. Maradona Arjantin'in var. Dünya Kupası. Onun için yani onu öyle kıyaslamayalım. Evet. Oyunu okumak farklı bir şey. Orada su koridor olmuş. Orayı görecek. Veysel'i o kadar oyunda evet. Tutmayacaksın veya. Evet. Bu arada bizi Gül Hanım da izliyor. Siyaset Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izliyormuş. Gül Hanım'a da buradan sevgiler, selamlarımızı gönderelim. Sevgili seyirciler, biraz önce söyledim. Flori Metin Oktay tesislerinde çok güzel görüntüler vardı. Biraz şöyle Galatasaraylıların da aslında buna ihtiyacı var. Galatasaraylılar bugün çünkü hep beraber çiftetelli oynuyorlar. Bu akşam rahat bir şekilde oturuyorlar. Yarınki derbiyi bekliyorlar onlar. Onlar en şu anda çok mutlu. Bir izleyelim. Sana bir şey söyleyeyim sonra mi? Futbolun bak izleyelim de en güzel o biliyor musun? Aynen öyle. Hele cuma cumartesi oynamışsın. Yenmişsin biliyor musun? Arkadaşlar oynayan da yarın bakalım falan. Evet. İki sonuçta. Şimdi hangi sonuç Galatasaray'ın işine yarar en çok? Onu izledikten sonra söyleyelim. Ben sana söyleyeyim mi? Ben Galatasaray'ın şey olsam, Abdurrahim Albayrak'ın yerinde olsam Beşiktaş yensin isterim. Mesela. Ben de öyle isterim. Niye biliyor musun? Fener'i devreden çıkarıyorsun. Aynen öyle. Arenaya gidecek Beşiktaş bir de. Değil mi? Bravo. Bravo. Evet bir izleyelim bakalım. Flori Metin Oktay testlerindeki Snyder, Hamit Altıntop ve o güzel coşkulu görüntüleri. Galatasaraylılar ekranlarınızın başına biraz daha yaklaşın. Çünkü bu görüntüler çok özel görüntüler. İzleyelim sonrasında dönelim. Evet, Wesley Snyder, Hamit Altıntop şu anda gelen mesaj sevgili Buğra'dan, sevgili arkadaş spor servisinden. Üçlü çektirmiş maç sonrasında, üçlü çektirmiş, çay içiyormuş. Kim? En çok sevdiği şey çaymış Snyder'in. Üçlüyü Sabri değil bu sefer Snyder çektirmiş. Tavla oynuyormuş, tavlayı çok seviyormuş. Sinan Engin'le oynamak istiyorum diyormuş bu arada. çay içiyormuş ve tavla oynuyormuş. Çok çok sevdiği şeylermiş bunlar. Bir şey söyleyeyim sana. Her şeyi yapın Sinan Engin'le tavla oynamayın. Gözlerimle şahidim. Kırarım. Her şeyi oynayın. Yenilirsem bakın kırarım. Ne yaparsanız yapın Sinan Engin'le tavla mavla oynamayın abicim. Oynamayın. Kafaya geçiririm tavlayı. Vallahi geçiyorum. Yenersen kafaya geçiririm. Bardak. Bir şey söyleyeyim sana. Bu Snyder. Hakikaten ya bak. Sen her yerde centilmensin. Ertuğ. Şaka yapıyoruz. Yani. Dünya yıldızı bir adam. Ne çok mütevazi bak. Sahan içinde. Çok. Ne rakiplerine, ne hakeme baktığın zaman hiçbir kötü davranışı, arkadaşlarına, hiçbir böyle bir ego, yani yüksek ego, bir kompleks, hiçbir şey daha. Yok. Hakikaten. Yok. Sahan içinde koşuyor, elinden geldiğince mücadele ediyor. Helal olsun biliyor musun? Bak helal olsun. Enteresan bir şekilde bir sempatim var ona. Çok seviyor. Ama bir de hele karısını. Ne o? Beyaz'da Yolente. Seyrettim. Beyaz'da. Yolente. Abi ya. Türkçesi değil mi? İnanılmaz. Aferin kıza yani Türkçe konuşuyor. Her şeyden önce bize değer veriyor. Bebekler Türkçe olacak. Konuşuyor. Allah inşallah sağlıklı olsun. Yani onun için ben Schneider'i hakikaten ben de çok seviyorum. Daha iyi oynamasını istiyorum. Yani performansının kalitesinin, yıldızlığının, dünya yıldızlığının daha fazla ağırlığını bugün işte hafif bir hissettirdi bak. Biraz hissettirdi. Hemen Galatasaray'ın oldu. Oyun değişti. Hemen değişti. Aynen öyle. Evet, Duygun Başkan'a geçelim. Bu arada buradaki görüntüler dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Hamit Altıntop'la
Snyder arasında inanılmaz bir bağ var. İnanılmaz bir dostluk, inanılmaz bir arkadaşlık var. Galatasaray'da şu anda takımdaşlık çok iyi. Türk futbolunda puan durumu şu anda çok ilginç durumda. Her şey olabilir. Bana hep soruyorlar. Gittiğim her yerde, gittiğim kuaförde, kasapta, restoranda, lokantada, dışarıda, takside, her yerde. Kim şampiyon olur? Her gün farklı bir şey söylüyoruz neredeyse. Bir gün Beşiktaş, bir gün Fenerbahçe, bir gün Galatasaray. Ama gerçekten bugün Sinan Engin dahi bilmiyor. Türk futbolunun en usta isimleri dahi bilmiyor. Her an her şey olabilir. Duygun Başkan konuştu. Galatasaray Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat'ın çok özel açıklamaları var Devrim Zengi'ye. Bugün maç sonrasında yaptığı açıklamalar var. Yine rahat bırakmadı sevgili Devrim. Bir izleyelim, dinleyelim sonrasında ya. Dönelim. Gel. Başkanım iyi akşamlar başkanım. Nasılsınız? İyiyim. Nasıl geçti maç başkanım? Nasıl çıktı? Çok zor ve güzel geçti. İlk yarı 2-0'dı başkanım. Ne evet. Düşündünüz o an? Hiçbir şey düşün. Galip geleceğimizi düşün. Emindiniz galibiyetten? Çocuklara itimadım sonsuz. Peki başkanım Abdurrahim Bey şu anda biraz rahatsız. Biraz rahatsız öğrendim. Evine gidiyor şimdi. Evet. Demek bir tansiyon şey oldu, problem oldu. Peki yarın da çok önemli bir maç var başkanım. Ne diyorsunuz? Beşiktaş Galatasaray. Ben kendi takımımla ilgileniyorum. Diğer takımlarla ilgilenmiyorum bu kadar. Fenerbahçe ile birlikte bir işbirliği yaptınız. Mahmut Bey'le bir araya geldiniz. Nereden çıkartıyorsunuz? Gazetelerde öyle bir haberler vardı başkanım. Gazetede yazılan her şeye inanıyor musunuz? O zaman ona sorun. Gazeteciye sorun ne oldu, nereden yazdın? Bir buluşma olmadı ama, yani. Ama şunu da söyleyeyim. Her zaman buluşabiliriz. Bunu böyle büyük bir olay yapmanıza gerek yok ki. O gazete hangisiyse o kadar olay şeklinde vermesine de gerek yok. Yarınki maçta gönlünüz kimden yana başkanım? Beraber benim misin? Galatasaray'dan yana hep benim gönlüm. Galatasaray'dan. Şampiyonluk şansı ne olur? Son 9 haftaya giriliyor sizin için. Ben dedim ya %34 hep aynı şey. %34 Galatasaray'ın şampiyonluk oranı %34 diyor. Sayın Başkan'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman kırmıyor. Ben sadece kendi takımımı düşünürüm. Önemli olan Galatasaray'dı diyor. 2-0'lık skordan sonra Galatasaray'ın kazanacağına inanıyordum diyor. Devrim Zengi her zamanki gibi yakalıyor Duygun Başkan'ı. Evet. Manevi devrimin manevi babası yani öyle. Ama dediğim gibi yani biz her zaman metiyeler düzüyoruz buradan. Duygun Başkan evet. Hafta çok içerisinde değişik sayın bir başkan profili yani Türkiye'de görünmedik bir kesinlikle başkan profili. Evet. Hafta içerisinde Sayın Mahmut Uslu ile görüşecek, görüştü şeklinde bazı gazetelerde ve televizyonlarda kimin? Duygun Yarsuvat'ın Galatasaray Başkanı'nın haberler vardı. Hayır diyor ben görüşmedim diyor. Hatta eleştiriler vardı hatırlarsanız. Başkan başkanla görüşür diye ama böyle bir şey olmadığını da Sayın Başkan söylüyor. Olur mu öyle şey canım, ne alakası var ya? Olur mu öyle şey ya? Başkan yöneticiyle de konuşmaz diye bir kaydı yok. Ne alakası var ya? Öyle şey olur mu ya? Konuşur. Yani işle ilgili konuşur, bilmem ne konuşur. Ya en azından başka bir şeyden bir araya gelirler. Onunla da konuşur. Olur mu öyle şey yani? Başkan başkanla, müdür müdürle görüşür. Yani patron patronla görüşür falan. Öyle şey olur mu ya? Ne alakası var? Evet. Her insanla görüşülebilir yani. Galatasaray çok önemli bir 3 puan aldı Ertem. Bugün eğer takılsaydı psikolojik olarak yani maneviyat olarak da çökebilirdi. Bugün kaybetselerdi. Zor günler bekle. Bak şimdi ne oldu? Önümüzdeki hafta ne kimde Karabük'te oynuyor? Karabük. Seyirci rekoru kırılabilir. Kesinlikle. İlk defa belki Türk Telekom bu sene en kalabalık seyircisini görebilir. Doğru. Bence de Türk Telekom görebilir. %100. Hafta içerisinde Hamza Hoca basın mensuplarıyla maç yaptı. Bizim Sezgin gelmez de Sezgin abimiz de oradaydı. Oynadı mı Sezgin'de? Sezgin abi mi? Vallahi futboldan daha güzel bir şey oynadı böyle. Mikrofonla beraber oynadı hem de. Hakikaten mi? Vallahi inanılmaz bir bant yaptı. Hamza Hoca ile Sezgin Gelmez'in çok özel bir röportajı var. Hamza Hoca'yı sahanın ortasında yakaladı, gitti mikrofonu uzattı. Birçok golden daha değerli bir gol oldu bizim için. Basın adına, medya adına, Beyaz Futbol adına çok teşekkür ediyorum Sezgin Gelmez'e de. Bir izleyelim bakalım röportajımızı. Hamza Hoca neler yapmış, sonrasında dönelim.
fazla fark yemeyelim diye düşünüyorlar şimdi. Onun planlarını yapıyorlar. Sanmıyorum. Onlar bizi yenmeye çalışacaklar. Kazanacağız. Yenmemiz lazım. Hocam, ondan sonra da basın onu da yazacak. Hocam neyini oynuyoruz? Bir de öyle bir şey var. Nesine diyorsanız da bir tepsi baklavasını oynayalım. Tamam abi. Hemen yemekten sonra getirtiyorum. Hocam bence hocam. Ve bu arada büyü yaptığınızda söyleniliyor sahaya hocam. Lig TV'nin orada bak maç başlarken falan bir takım böyle örümcek kameraları bilmem neleri evet. Var. Bir kalenin oralarından falan iplerimeli olabilir. Ve bu arada büyü yaptığınızda söyleniliyor sahaya hocam. Olabilir. Telmel geldik. Bir şeyler yaptık yıkarları. Olabilir. Telmel geldik. Bir şeyler yaptık yıkarları. Evet, Hamza Hoca, çok teşekkür ediyoruz Hamza Hoca'ya da. Çok çok teşekkürler. Türk futbolunun en önemli, en özel isimlerinden birisi. Altyazıyı gördünüz. Bir son dakika gelişmesi. Beşiktaş'ın Türk futbolunun değerli ismi Sayın Başkan Fikret Orman birazdan Beyaz Futbol'da olacak. Sevgili seyirciler, yarın derbi var. Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Derbi öncesinde Beşiktaş'ın büyük başkanı Sayın Fikret Orman canlı yayınımızda olacak. Beşiktaş'a yaptığı hizmetler Beşiktaş'ın bugünlere gelişinde gerçekten büyük katkısı oldu Sayın Başkan. Ama mütevazılığıyla her zaman bunu gizliyor, saklıyor. Önemli olan Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyetimiz, diğer yöneticilerimiz diyor. Sayın Başkan biraz fazla mütevazı davranıyor bu konuda. Birazdan canlı yayınımızda olacak. Beşiktaş Başkanı, Sayın Başkan, değerli başkan birazdan biz soracağız, o cevap verecek. Kadıköy'e nasıl gidecekler? Kadıköy'de neler yaşanacak? Takımından ne bekliyor? Tolga ile ilgili neler düşünüyor? Beşiktaş tribünleri için neler diyecek? Statla ilgili sorularımız olacak. Sayın Başkan'a sorularımız, çok özel sorularımız olacak. Sadece kısa bir kahve molası diyoruz. Kahve molasından sonra hashtagimiz Beyaz Futbol'a yaz. Fotoğraflarınızı, resimlerinizi yollayın. Özellikle Beşiktaşlar yollayın. Başkanımız da görsün. Siyah Beyazlı Kulübün Başkanı da görsün. Siz fotoğraflarınızı yollayın. Skor tahminlerinizi yollayın. Biz yayınlayalım. Kısa bir kahve molası.